Hem hukuk hem siyasi açıdan bakılabilir. Tutuklanmanın hemen ardından özellikle toplumda bir tepkinin doğmuş olması ciddi olarak ele alınması gereken bir konu. Son dönemlerde ister menfi ister müspet şekillerde olsun görmekteyiz ki yargı organları toplumda gelişen baskıya, toplumda gelişen hassasiyetlere çok ciddi manada duyarlar ve ona göre de karar verebiliyorlar. Şimdi bu operasyonların çok ciddi olarak bir delil içermesi ve bunun çok kısa süre içerisinde deşifre edilmesi bu gözaltı sürelerinin çok kısa bir şekilde sonlanmasını sağladı. Ancak burada çok temel problemlerimiz var. Yani bu olayda belki kısa süre içerisinde kişiler özgürlüğe kavuştu ama yine bir kişi tutuklandı ama çok temel problemlerimiz var. Masumiyet karnesinin ihlal edilmesi gibi ceza hukuku araçlarının kötüye kullanılması gibi diğer taraftan tutuklamaların giderek hani bir kural haline dönüşmesi, istisna olması gereken bir kural haline dönüşmesi gibi ciddi problemlerimiz var. Bu problemlerimizin bir kısmını da bu açığa çıkardı, bu olay açığa çıkardı. Siyasi olarak belki bahsedilmesi gereken diğer önemli bir problem de şu, Türkiye'de son dönemlerde hemen her kesimden artık bir demokratik normalleşme talebinin yükseldiğini biliyoruz. Yani son 3 yıldır içine girilen anafor Türkiye'de hem siyasi hem hukuki olarak standartların çok gerilemesine sebebiyet verdi ve bunun böyle devam etmeyeceği, demokratik bir normalleşme sürecinin yaşanması gerektiğine dair her kesimden talepler var. Bunun da bir yansıması olarak Türkiye'nin yine dış politikayla da bağlantılı olarak elbette Avrupa Birliği ile ilişkilerini düzeltmeye çalıştığı bir süreçten de geçiyoruz. İşte bu ayın 22'sinde Türkiye Avrupa Birliği'nin en üst düzey yöneticileriyle bir görüşme yapacak. Hani tam bu sırada bunun meydana gelmesi acaba iktidar için içerisinde veya iktidar yapısı içerisinde de farklı bir güç mücadelesinin olduğuna dair soruları akla getiriyor. Ben bu soruların son derece meşru ve doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu tür bir operasyonun şu andaki mevcut iktidara herhangi bir faydası yok. Oysa yürütmekte olduğu veya amaçladığı siyasetleri ciddi bir şekilde açığa çıkartma veya buradan elde etmeyi umduğu faydaları ortadan kaldırma gibi bir sonucu var. Dolayısıyla bu operasyonda iktidarın da sorgulaması gereken, bu eylemlerin yapanların amaçlarının ne olduğunu sorgulaması gereken bir boyut var. Zannediyorum bu iktidar çevrelerinde tartışılan bir konuya dönüşmüş durumda.